uyuşturucuna falan alakam yok. Ben bilmiyordum. Konuşma ya. İn aşağı, in. Gerçekten bilmiyordum. Ben sadece bir hizmetliyim. Lan konuşma, in. Tamam, bağırma. Bağırma, iniyorum. Dur, dikkat! Allah kahretsin. Nedir durum? Vücudunda çok kırık var. Bu terastaki adam kimdi? Hizmetli. Nasıl yani? Sadece hizmetli mi? Evet. Pisi pisine gitti. Yazık. Ne dedi savcı? İncelemeyi bitirmişler. Hakan'ın bir kusuru yok olayda. Yokmuş işte oğlum kusurun. Toparla artık kendini ya. Abi ben fazla üstüne gittim adamın. Adam suçlu olsa, bu işleri biliyor olsa o kadar heyecan yapmazdı. Düşünemedim ya. Ben yanlış anladım adamı. Sen de oradaydın Hakan. Bir yanda etraf yanıyor, bir yanda atlamaya çalışan bir adam. Yani öyle bir ortamda sakin kalmak zordur. Baba polis olan benim. Soğukkanlı bir şekilde hareket etsem adam düşmez demek. Suçsuz bir sivil benim yüzümden yaralandı baba. Belki de ölecek. Orada dur kardeşim. Suçsuz falan değil. O terastaki bitkileri niçin yetiştirdi biliyorsun sen. Uyuşturucu onlar. Görevlinin bundan haberi olmaması imkansız. Anne, babam niye uyanmıyor hala? Bilmiyorum anneciğim. Bilmiyorum. Bekleyeceksiniz dediler. Bekliyoruz. İyi olacak ama kendine gelecek değil mi? İnşallah anneciğim. İnşallah. Allah'tan umut kesilmez. Geçmiş olsun. Sağ ol. Selim'in ailesisiniz herhalde. Evet. Eşiyim ben. Kızımız. Tekrar geçmiş olsun. Leyla Hanım mıydı? Siz kimsiniz beyefendi? Arkadaşı mısınız babamın? Evet. Eskiden tanışırız Selim'le. Ben çıkaramadım sizi. Önceki iş yerinden. Yani sizinle denk gelmedik daha önce. Ama ben hep duyardım sizi. Selim sizden çok bahsederdi. Duyunca başına gelenlerin... Anne babama ne oluyor? Bilmiyorum kızım. Bakıyorlar mı? Hemşire hanım. Hemşire hanım. Ne oluyor? Bakılıyor tamam. Ne boşaltın oluyor? Burayı. Bakıyorlar mı? Nabız alamıyoruz. Hocaya haber veriyorum. İç kanama yeniden başladı. Allah'ım sen yardım et. Ne olur. Ameliyatta hocaya nasıl ulaşacağız? Ne olur. Artık çektiniz ama bir daha sormak isterim. Bütün birikiminizi aldınız. Emin misiniz? Evet eminim. Faiz de bozuldu. Benden çok başkalarının ihtiyacı var. Suna, Sunay'dı değil mi ismi? Merhaba. Merhaba. Sunacığım annen evde mi? Yok, alışverişe gitti. Gelen giden olur. Evde bir şey kalmamış. Anladım. Ne zaman gelir? Ben hatırladım size. Hastaneden. Babam için gelmiştiniz. Arkadaşı mısınız? Evet. Eski iş yerinden arkadaşıyım. Siz benim adımı biliyorsunuz. Ben sizinkini bilmiyorum. Tanışmadık doğru. Kusura bakma. Hakan ben. Hakan abi, bir şey isteyebilir miyim senden? Tabii, ne istersen. İçeride bebeğim var. Getirebilir misin bana? Tabii canım, tabii. Hemen getiriyorum. Ne işiniz var sizin burada? Suna? Anneciğim, babamın arkadaşı Hakan abi. Neyse kızım, sen bebeğinle oyna. Kimsiniz siz? Arkadaşıyım Selim'in dediniz. Hastaneye kadar geldiniz. İzinsiz evime giriyorsunuz. Tanımam bilmem ben sizi. Ne istiyorsunuz? Leyla sakin ol. Ben polisim. Selim'in ölümüyle ilgili konuşmam lazım seninle. Bir 5 dakika beni dinle ne olur. Polis mi? Ben yemin ederim böyle olsun istemedim. Kazaydı. O an Selim'in o hali gitmiyor gözümün önünden. Böyle bir şeyin affı var mı? Olabilir mi bilmiyorum. Ama ne olur. Sen kocamı öldürüp sonra da evime gelip daha ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun ya? Ne? Yapma ne olur dinle. Dinle ne olur dinle. Al bu parayı. İhtiyacınız var belli. Daha da getiririm. Ne olur kabul et. Beni bu azaptan biraz olsun kurtar Leyla. Kamp parası mı? Selim için. Canımızı aldın paranla mı ödeyeceksin? Hayır. Benim sunamitim kaldı. Baba sizlik kaç para ediyor? Yaptın mı hesabını? Böyle bir hesap yok. Ben yardımım olur diye yapıyorum. Olmaz. Senden yardım isteyen yok. Defol git, bir daha da gelme. Duydun mu beni? Adımını atma buraya. Yüzünü görmek istemiyorum. Çekil git.
Daha fazla belaya girmene izin vermeyeceğim. Neredesin be Leyla? Gözümüz yollarda kaldı. Sunay'ı komşuya bıraktım. Olsun. Hoş geldin. Hemen başlayabilirsin. Hadi üstünü değiştir. Arkadaşlar sana yardımcı olur. Senin ne işin var burada? Bıraksana peşimi. Sakin ol. Sadece oturmaya geldim. Tamam. Söyle siparişini. Ne istiyorsan yap, bana karışma. Bir teklik alırım da... Asıl senin ne işin var burada? Sana ne? Niye çalışıyorsun burada? Bak bu adamlar tekin adamlar değil. Başına bela alırlar. Sen laftan anlamıyor musun? Kaç kere diyeceğim sana peşimi bırak diye? Leyla Hanım, ben yardım etmeye çalışıyorum. Kocama yardım edecektin sen. Bana değil. Abla, sıkıntı mı var? Yok bir şey. Birader, çık mekandan. Hadi kalk yürü. Adam gibi rica edin çıkarız. İlk günden vukuat. Kocan ölünce hayranların mı arttı, ne oldu? Hayranım falan değil o benim. Kocamın katili. Ne dolanıyorsun sen benim peşimde? Leyla, konuşmamız lazım. Ne konuşacağız daha? Defol git demedim mi ben sana? Ne işin var Nazif denen adamın mekanında senin? Polisin diye mi karışıyorsun sen bana? Ne hakkın var senin ya? Namusumla çalışıyorum, kazanıyorum, borcumu ödüyorum. Sana ne? Ne borcu? Sana ne? Adam gibi sordum, bir cevap ver Leyla. Allah aşkına, ne borcu? Sunan'ın tedavisi için Selim borç almıştı Nazif'ten. Senedimiz var elinde. Onun borcu. Oldu mu? Gelme artık peşimden. Leyla. Bak öyle senetle sepetle bu heriflerin derdi bitmez. Rahat bırakmazlar seni. Ne olur izin versen de yardım etsem. Sen de rahat bırakmıyorsun bak. Habire karşımdasın. Parayı vereceksin, kurtaracaksın beni. Ne olacak? Vicdanını mı temizleyeceksin? İstemez. Biz ne halimiz varsa görürüz. Çıkma bir daha karşıma. Devriyen yok herhalde, değil mi? Hayır baba. Bir dosya istedim bizim kızlardan, onu bekliyorum. Biraz ona çalışırım, akşama da... Dosya burada, bunu bekliyordun değil mi? Pavyoncu Nazif. Abi sen nereden biliyorsun? Öğlen hizmetli, karısı Leyla. Kadının bu pis herife borcu var. Var mı atladığın bir şey? Yok abi, yok. Neyin peşindesin sen evlat? Kaç gündür kireç gibi geziyorsun. Başın önde, her boşlukta da kayboluyorsun. Aileyle görüşüyorsun. Şimdi bu adamları kurcalıyorsun. Derdin ne senin? Baba, Selim benim yüzümden ölünce ailesi de bu adamların eline kaldı. Kimse kimsenin eline kalmadı aslanım. Sen mi soktun insanları borca? Hayır. Ama sahipsiz kaldılar. Bir kadın, bir de engelli kızcağız. Ne yapacaklar onlar bir başlarına? Sen ne yapabileceksin tek başına Hakan? Gidip alalım şu Nazifleri, getirelim tamam. 3 gün, 5 gün tutalım. Bir şey çıkmadı diye. Salacağız gene sokağa. Sonra? Ne yapacaksın Hakan? Kapılarında 24 saat nöbet mi tutacaksın? Gidip Nazifleri tehdit mi edeceksin? Borçlarını kapatayım dedim. Leyla onu da kabul etmedi. Gururlu kadınmış. Çok. Vicdan azabı yüzünden gidip bir hata daha yapma. Bu adamlara da bulaşma. Bak, kadın da düzgün biri belli ki. O insanları da rahatsız etme artık ha. Gel Leyla'cığım. Geç otur şöyle. Yok, oturmayayım. Ne oldu? İlk gecende çok iyi iş çıkardın. Bu kadarını beklemiyordum senden. Baksana hasılata. Normal işimi yaptım. Sende ayrı bir şey var. Bakışların, saçların. Farklısın yani. İşle ilgili konuşacağız değil mi? İş mi dedin? Boş ver şimdi işi. Başka bırak. Şeyler konuşalım. Güzelliğinden bahsedelim. Ne yapıyorsun? Bırak. Sana bir teklifim var. Ne teklifi? Paranın geri kalanını ödeyebilmen için iyi bir teklif. Naz'ın bile güzel, biliyor musun? Seninle işim bitti. Hayvan herif. Nereye? Bak şu senetlere bak. Bunlar bu masada dururken hiçbir yere gidemez. Buyurun.
Benle görüşecekmişsin. Nedir mesele? Mesele Leyla. Leyla? Leyla'nın borcu benim borcumdur. Halledelim bu işi. Lan sen kimsin benim mekanımda? Benim kadınımın adını anıyorsun. Benim masama para koyuyorsun. Şeklini şemalini değiştiririm lan senin. O ağzını yüzünü topla, ben toplarsam fena olur. İtlerine de söyle çekilsinler tepemden. Hadi senetleri getirin. Duymadın herhalde. Baştan anlatayım mı? Dur hele dur. Tamam. İyisin değil mi Leyla? Borcumu ödemeye mi geldin o akşam oraya? Başka ne işim olacak Nazif'le? O gün haklıydın. Yani haklıymışsın. Nasıl haklıydım? Borcunu ödesen de rahat bırakmaz seni Nazif demiştin ya. Gösterdin ne mal olduğunu. Haklıymışsın diyorum. Sana bir terbiyesizlik mi yaptı o? Hayır, yapamadı. Bakarım başımın çaresine, merak etme. Kötü adam değilsin belli. Ne yapmışsan istemeden yapmışsındır Selim'e. İnandım. Ama benim seni affetmem mümkün değil. Anla beni. Hakan komiser. Nazif abi seninle görüşmek istiyor. Gelsin görüşelim. Merak etme, tuzak falan yok. Geç otur. Kaçağa mı düştün Nazif? Niye buradayız? Görüyor musun avukat? Polis adam nasıl anlıyor hemen derdini? Nazif Bey, emin misiniz polisten böyle bir şey istemek? Bana bırak. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Bizim soruşturma var ya, cinayet şubenin eline bazı görüntüler geçmiş. Sen öldürdün değil mi adamı? Yok, ben öldürmedim. Korumayla birlikte buluşma yerine gittiğimizi kanıtlamışlar. Kameraya yansımışız. Delil karartacağım senin için yani. Ha? Bu mu? Yani delil karartma gibi değil ama görüntüleri adli emanetten alıp bana getireceksin. Birkaç saniye içinde kelepçeyi çıkarıp bileklerine takacağımı biliyorsun değil mi Nazif? Ha? Sen bana görüntüleri getir, Leyla'nın borcu bitsin. Anlaşma bu. Düşün bakalım.